Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Pegasus inceleyeceğiz. Pegasus'ta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 9.79'dan 641 seviyesine kadar bir düşüş hareketi görüyoruz. Yaklaşık 6 ay bir geri çekilme sürmüş. Devamında trendin kırmasıyla birlikte güzel yukarı yönlü bir hareket oluşmuş. 641'den 886'ya buradan oluşan satışlarda da her ne kadar bir yatay destek oluştursa da 770 seviyesine kadar gelirmiş ve bu desteğin altına çok fazla sarkma gerçekleştirmemiş. Birçok hisse %20'nin %30'a yakın düşüşler gerçekleştirirken Pegasus burada biraz daha diğerlerine sağlam kalmayı başarmış. Anlıkta %3'ün üstünde pozitif bir fiyatlamayla 816-817 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi Pegasus daha önce de paylaşmıştık yine aynı şey söyleyebilirim. Şu anda endeks tarafına bakıldığında çok fazla primlenmemiş ederin altında işlem gören nadir hisselerden biri arkadaşlar. Özellikle havacılık tarafında portföye ekleme yapmak isterseniz Pegasus burada iyi bir seçenek olabilir. Çünkü yüzde %365'te bir bedelsiz verecek. Yani bir hissenize 3.6 hisse alacaksınız eğer ki bedelsizi bekler elinizde tutarsanız arkadaşlar. Hem bedelsiz vereceği için hem de orta ve uzun vadeli için potansiyel bir şirket olduğu için isteyen arkadaşlar alım gerçekleştirebilir. Bilançosu da iyi gelmişti arkadaşlar. O konuda yani mali yapısı da iyi. O konuda da sorun yok. O yüzden burada hem kısaca hem orta hem uzun vadede şu anki bulunduğu seviyeden risk alabilir. Düşüş olsa bile 777 kırılmayacaktır arkadaşlar ilk etapta. Bu seviyeler gelse yine alım gerçekleştirdiği için sorun yok. Bir satışla birlikte aksi bir durumda fiyat tekrardan bu 734 bandına gelirse de buraları kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. Buralar zaten pek ölçüsün, çok uygun cazip seviyeler. Fiyat kısa da 805'in üstüne kaldığı sürece ilk etapta 886'yı hedeflemek isteyecektir. O yüzden burada kısaca işleme girip kısa vadeli bir alsat yapabilirler. %8'e yakın bir yükseliş gerçekleşir. Yani yükseliş derken %8'lik bir kar marjı bırakabilir. Hatta şöyle bakalım net olsun. Evet %8'in üstünde hatta dirence gitmesi durumunda bir getiri elde edebilirsiniz. O yüzden kısaca burada risk alabilir. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte 886 direnci takip edin. Geçirirse satmazsanız daha iyi olur aslında arkadaşlar. Çünkü burada bir sonraki hedefi 979 bölgesi olacak. Yani en son yaptığı tepe noktası olacak. O yüzden bu direnç geçirde bekleyip buradan da satabilirsiniz. Benim için bu kar marjı yeterli derseniz buradan yapacağınız alımlarla 886 veya 887 bölgesinden satış gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi hem orta hem de uzun vade içinde alınabilir. Şu anki seviyeler yine uygun seviyeler 816 özellikle 770 desteğine de bir düşüş görürse bu seviyelerden de alım gerçekleştirebilirsiniz. Fiyat 970'ün üstünde kaldığı sürece burada zaten net bir trend var. Trendin tepe noktası trend çizgisi size doğru yükselişler sürpriz olmaz. Bu da bizi direncin geçilmesiyle trendin devam etmesiyle birlikte 1240-1245 seviyesine götürecektir arkadaşlar. Hemen tekrar kısaca bir özet geçeyim. Burada zaten düşüş kanalı kırılmış yatay bir bant var. Kısa da 834 direnci var. Burayı geçerse 886-887 seviyelerine yükselişler görmemiz mümkün. O yüzden burada oluşan pozitif sinyallerle birlikte kısaca alsatçılar buradan alım gerçekleştirip isterlerse 886, 887 bölgesine satabilir. Direnç geçilirse satmamız daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Direncin geçilmesi çünkü bir sonraki hedef e, tepe noktası yani 979 bölgesi olacak. Bunun üstüne kalırsa da 120'lik bir getiri elde edebilirsiniz. Düşüş olursa alım fırsatıdır. Çok net söyleyebilirim. Dediğim gibi bedelsiz de verecek arkadaşlar. Başvurusu yapıldı. Onaylanması bekleniyor. Onaylanması ile birlikte biraz daha yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliriz. Orta vadede bu bedelsiz tabii ki gerçekleşmemesi durumda. Bazen zaman alabiliyor arkadaşlar. 2 ay, 3 ay, 4 ay. Bazıların 6 ay sonra falan onaylanıyor. O yüzden burada bedelsiz bölünme olmadığı sürece direnci aşarsa o uzun vadede, orta vadede dediğim hedefi 1240 1245 seviyesidir arkadaşlar. Pegasus bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.